Önümüzde DVD çaların anahtarlamalı güç kaynağı var. Anahtarlamalı güç kaynağı yüksek frekansta çalışır. Doğrusal güç kaynakları ise düşük frekanslarda çalışırlar. Ana farklardan biri, anahtarlamalı güç kaynaklarının daha küçük ve kullanıma uygun olmasıdır. Daha çok elektromanyetik parazit üretirler, dolayısıyla daha çok filtreye ihtiyaç duyarlar. Ancak çok daha verimli çalışırlar. İlettikleri gücü değiştirebilirler. Dolayısıyla doğrusal güç kaynakları kadar güce ihtiyaç duymazlar. Ana farklar bunlar. Burası evden elektriğin geldiği yer. Burada fünyeler var ve bu fünyeler paneldeki herhangi bir hataya karşı evi korur. Yani hata olursa bu fünyeyi etkiler. Güvenlik kapasitörleri de kısa devre ihtimali nedeniyle tasarlanmışlardır. Üzerinde birçok talimat var. Temel olarak panelde bir hata veya kısa devre olduğunda yine evi korumaya yarar. Buradaki endüksiyon bobini ve bu kapasitörün amacı güç kaynağındaki gürültüyü azaltmaktır. Güç kaynağı yüksek frekansta çalıştığı için gürültü üretir. Bu ikisi de gürültüyü azaltarak ev şebekesinde oluşabilecek diğer sorunları önler. Burada 4 adet diyot var. Bunlar akımın tek yöne akmasını engellerler. Yani bir nevi elektrik vanaları gibi çalışırlar. Yani bu diyotlar buraya bir köprü doğrultucu gibi davransın diye yerleştirilmişler. Ve gelen alternatif akımı doğru akıma çevirirler. Burada şemayla çabucak anlatayım. Güç normalde bu şekilde gelir. Bu AC yani alternatif akımdır. Bizse gücün düz bir çizgide akmasını isteriz. Bu da DC yani doğru akımdır. Alternatif akıma baktığımızda akımın bir yönden öbürüne geçtiğini görürsünüz. Bu şekilde. İşte bu 4 diyot dalgaları bu şekilde değiştirerek akımı doğru akıma çevirir. Böylece akım yalnızca bir yönde akar. Şimdi diğer parçalara bakalım. Burada bir direnç var. Bu direnç, panelin akım duyarlılığına yardımcı olur. Burada da 2 adet kapasitör var. Bunlar temel olarak elektromanyetik parazit filtrelerinin parçalarıdır ve bu amaçla voltajı düzenlerler. Bu transformatör, yüksek frekans transformatör. Transformatörün çalışabilmesi için voltajda değişiklik olmalıdır. Bu voltaj değişikliği için darbe genişliği modülasyonu isimli bir şey yaparız. Voltaj şu şekilde çıkar ve kare dalga üretir. Bu doğru akımdır. Burası %100 güç, burası ise 0 güç. Dolayısıyla bu çok hızlı açılıp kapanır. Bu açılıp kapanma da endüksiyonun gerçekleşmesini sağlar. Bu da bu transformatörün içinde gerçekleşir. Transformatör voltajı 120 volttan 12 volta ve 5 volta düşürür. Bu darbe genişliği modülasyonu veya kare dalgalar da buradaki çip tarafından düzenlenir. Bu mikroçip, darbe genişliği modülasyonunu kontrol eder. Burada birkaç direnç görüyorsunuz. Muhtemelen mikroçip etrafındaki devreleri korumak için varlar. Buradaki akımı kontrol eden birkaç diyot daha görüyoruz. Bu ışınsal yalıtıcı, çıkış voltajını ayarlamaya yarar ve çeşitli yük durumları düzenler. Burada duran parça ise bir transistör gibi görünüyor ancak aslında bir şönt regülatörüdür ve temel olarak zener diyot gibi çalışır. Zener diyot da akımın belli bir noktaya tek yönden akmasını ve belli noktanın üzerinden iki yöne de akmasını sağlar. Dolayısıyla bu parça değişken zener diyot gibi çalışır.